Bu sitenin olayı da sizi yıldızlar arasında bir tura çıkartmak. Mesela bir tane köpeğiniz varsa, lan gel buraya diyorsun, geliyor. Ama o senin tipini nasıl görüyor mesela, merak etmiyor musun? Ben olsam ederdim. Oo. Hepinize merhaba. Bu videoda sizlere muhteşem bir tavsiyede bulunacağım. Özellikle evde boş durduğunuz bu korona günlerinde sıkıntıdan patlıyorsunuzdur, ben de patlıyorum. İnternette gezdiğinizde de saçma sapan bir sürü şey görüyoruz değil mi? İşte size aslında bu saçma sapan sitelerden bir derleme yaptım. Ve saçma sapan dizileri ve saçma sapan ve saçma sapan film ve saçma sapan siteleri inceleyeceğiz birlikte. Eminim çok saçma sapan bir video olacak. Hadi başlayalım o yüzden. Şimdi ben niye böyle bir video çekmeye karar verdiğimden bahsedeyim sizlere. Özellikle evde böyle boş durduğumuz günlerde bizim bir şeylerle ilgilenmeye ihtiyacımız oluyor. Ve bu şeyler kesinlikle yararlı şeyler olmuyor. En azından hani saçma şeylerle uğraşacaksak böyle birazcık daha farklılık katmak istedim olaya. Ve internette de bir sürü hiçbir işlevi olmayan site var. İnanın bana. İşte bu siteler sizlerde. Şimdi ilk sitemiz bir tane inek bulma sitesi. Abartmıyorum, şaka yapmıyorum ya da saçmalamıyorum. Evet, inek bulmaya çalışıyorsunuz. Görmez ineği bul. Olay bu. Şimdi burada şu mantık var. Sıcak ve soğuk diye bir olay var ya hani. Mesela bir şeye yaklaştığımda sıcak 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 deriz. Uzaklaştığımızda soğuk 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 deriz. Hani bu bir oyundur. İşte bu sitede bunu kullanıyor ve ineği bulmamızı istiyor sizden. Şimdi şu an inekten çok uzaktayız. O kesin. Bak yaklaşıyoruz. Ses yükseliyor. Bayağı yükseldi. Burada bir yerde olmasa da. Burada değil. Hala değil. Şu an çok yakındayız. Hissediyorum. Hissediyorum ama dokunamadım. Çok yaklaştık. Nerede be? Hah. Bu. Saçma değil mi? Ama gerçekten çok büyük vaktinizi alıyor. Uzman modunu açayım bir de. Başlayalım. Bak çok yaklaştı. Hızlı bulacağım. Ya gerçekten saçma bir oyun ama gerçekten o kadar bağımlısı yapıyor ki bir de o ses yükseldi ki siz daha da gaza geliyorsunuz, bulmaya çalışıyorsunuz filan. Bence güzel bir oyun. Şimdi ikinci sitemiz. Bu da ona benzer bir oyun aslında. Bu. Siyah bir tane balonumuz var, sağdan sola ittiriyoruz mouse yardımıyla. Herhangi bir şey basmanıza gerek yok. Böyle mouse'u çevirmeniz yeterli. Şöyle yuvarlak çizebiliyor muyum ben bunu? Yok. Ne işe yarıyorsun sen? Evet, değişik özelliği varmış senin. Bunu bilmiyordum bak. Hızlı hareket ettirince mi öyle oluyor? Beğenmedim bu siteyi. Korkutucu. Ama eğlenceli site aslında. Korkutmasa eğlenceli site. Üçüncü sitemiz bir çizim sitesi. Aslında çizim sitesi dediğim ne kadar yeteneksiz bir insan olduğumu ben kendimden biliyorum. Yani çizim konusunda çok yeteneksizim. Siz de yeteneksizseniz bu site tam size göre. Acayip gaza getiriyor insanı. Muhteşem bir sanatçıya dönüşüyorsunuz. Nasıl? İşte burada. Şimdi ilk başta renk seçiyoruz. Turuncu seçeyim. Burada sadece bu şekilde çiziyorsunuz. Çok güzel bir duman atmosferi yaratıyor aslında. Benim çok acayip hoşuma gitti bu site. Çünkü bak mesela şurada kuzuya benzer bir şeyler çizdim. Ya yani tek yaptığınız mouse'u hareket ettirmek. Yani yapay zeka sizin için bir şeyler çiziyor aslında. Daha doğrusu bakın çizimlere siz yön veriyorsunuz ama yapay zekanın çok büyük bir rolü var bu sitede. Bence acayip bir site ya. Şuna bakın. Ya ben bunu çıkarttırsam, ekran çıktısı alsam tablo diye asarım. Demek bir yetenek varmış bende. Belki site çok yetenekli, bilmiyorum. Bir diğer sitemiz, ortam seslerini size sunan bir site aslında. Ya ortam ses dediğim ne? Şimdi, istemez misiniz sevgilinizle yan yana oturup çayınızı kahvenizi içerken arkadan dalga sesleri, kuş sesleri gelsin. İşte bu site bunun için var. Sadece onun için değil tabii ki. Mesela bu sitenin nasıl kullanış amacı? Uyurken rahat uykuya dalabilmenizi sağlamak. Öyle ki yağmur sesinden tutun ateş sesine kadar başka bakalım neler varmış. Bu ne? Para istiyor benden. Hemen para istedi benden. Yok para vermeyeceğim. Şimdi başlatıyorum. Hafif bir yağmur sesi, gök gürültüsü sesi geldi. Coffee shop açmıştım ben. Mesela onu kısayım. Aa, bak şu olay süper. Kahve dükkanı sesi getiriyor. Kahve dükkanı sesi mi olur ya? Saçma. Neyse. Bu ne? Çinler böyle bir şey yapıyor hani. Hareket ettirirken kasenin etrafında ses çıkıyor. Galiba ondan bahsediyor burada. Kuş sesleri. Kuş sesine bayılırsınız. Şu yağmuru biraz kısalım. Kuş sesini duyalım rahat rahat.
Biraz ateşimiz olmasın mı şimdi? Ver ateşi. Ver. Oo, ateşimiz var. Kuşlar da cıvıldıyor. Şimdi hafif bir rüzgar esintisi de alalım. Tertemiz. Bir de kahve dükkanında olmayalım mı şimdi? Olmayalım. Konuyla çok alakası olur. Her neyse işte. Sitenin olayı bu aslında. Ortam ses veriyor size. Hadi diğer siteye geçelim. Şimdi Facebook dediğimiz ortam acayip büyük bir ortam. 1 milyar 278 bin kişi falan üyeymiş bu site diyelim. Şimdi bu sitenin olayı şu. Size Facebook'ta kayıtlı olan, üye olan insanların yüzlerinden oluşan kocaman bir tablo yapıyor. Bu tabloda bir yere tıkladığınızda yaklaştırıyorsunuz ve o insanların yüzlerini görüyorsunuz. Bu sitenin en tehlikeli olayı şu. Siz kendi fotoğrafınızı arayacağım diye deli olabilirsiniz. Yani acayip saran bir uygulama. Mesela şu kesin Türk. Burada insanların yüzlerini görüyorsunuz. Yani sadece profil resimleri var. Mesela daha da yaklaştıralım. İnternetten dolayı biraz geç açılıyor ama normalde bu kadar geç açılmıyor bu site. İnternet video çekeceğin zaman ısrarla yavaşlıyor. Anlamadım ben bu şey. Bu şekilde yani sitenin olayı. Dediğim gibi kendi resminizi aramaya çalışmayın, kafayı yersiniz. 1 milyar tane seçenek var. Ama bence güzel bir site. Hani sarıyor. Anladınız mı? Eğlendiriyor. Bir diğer sitemiz. İşte size yararlı bir site. Bu sefer gerçekten yararlı bir site öneriyorum size. Bir film önerme sitesi bu. Şimdi Netflix'iniz var mı? Yoksa bile sıkıntı etmeyin, korsan izlersiniz. Sorun değil. Şimdi aslında sorun yani böyle bir öneri de vermem. Neyse boş ver şimdi etiği. Şimdi olay şu. Bu site size film öneriyor. Film önerisi almak büyük bir sorun. Çünkü özellikle de evde durup tüm gün film izlediğimiz zamanlarda film stoğumuz tükeniyor ve gerçekten bulamıyoruz film ve kafayı yemek üzere oluyoruz. İşte bu site sizi böyle büyük bir dertten kurtarıyor. Tek olay film önermek sizlere ve bayağı film hakkında bilgi falan da veriyor. Mesela diyelim Netflix, Amazon, Hulu ve HBO falan kullanıyorsunuz diyelim. Bu böyle mi okunuyor bilmiyorum. Belki sallıyordur. Neyse işte buradan size İzleyebileceğiniz filmleri öneriyor. Mesela buradan bayağı seçenekler var. Mesela en iyi filmler. Bu şekilde. Ayrıca filmler hakkında bilgi de veriyor. Mesela şuna bir girelim. Mesela ufak ufak bilgiler de veriyor filmler hakkında. Bu sitenin en kötü yanı. Daha doğrusu kötü değil de hani size belki gelmeyecek yanı. Türkçe olmaması, İngilizce bir site. Ama gerçekten çok yararlı bir site. Hani özellikle film konusunda sorun yaşıyorsanız bu site size çok yardım edecek. Hadi diğer siteye geçelim. Hiç evcil hayvanınız oldu mu? Özellikle köpeğiniz. Bu site öyle bir site ki size dünyayı köpeğin yüzünden gösteriyor. Şimdi köpeğin gözünden dünyayı görmek nasıl oluyor? Olay şu, köpekler hafif bir renk körüne sahip. Yani bizim gördüğümüz tonlarda renkleri göremiyorlar. Farklı tonlarda görüyorlar. İşte bu sitenin olayı da şu ki siz fotoğraf yüklüyorsunuz ve site size köpeğin gözünden bu fotoğrafı gösteriyor. Hemen bir tane fotoğraf yükleyerek başlayalım. Şimdi ben buraya kendi fotoğrafımı yüklemeyeceğim çünkü şu an bilgisayarda fotoğrafım yok. Şimdi normal bir tane fotoğraf bu, stok fotoğraf. Bizim gördüğümüz bu. Hemen size köpeğin gördüğü şekilde proses yapayım. Şimdi bizim gördüğümüz bu. Tamam mı? Köpeğin gördüğü de bu. Ya pek inandırıcı gibi durmasa da aslında bunun olma ihtimali çok yüksek. Çünkü köpeklerin hafif bir renk körüne sahip olduğunu biliyoruz. Hani bu şekilde mi görüyorlar emin değilim ama ya değişik gördükleri bizden kesin. Ve bu sitede bence çok faydalı mı desem. Ya enteresan bir site. Çünkü mesela bir tane köpeğiniz varsa lan gel buraya diyorsun. Geliyor. Ama o senin tipini nasıl görüyor mesela, merak etmiyor musun? Ben olsam ederdim. Böyle görüyor işte, bulanık görüyor, tanımıyor seni yani. Belki o yüzden bu kadar seviyordur. Niye bu kadar dram yarattım size bilmiyorum ama eğlenceli bir site. Girip gidebilirsiniz. Şimdi size önereceğim son site ise işte gerçekten bilimin, ufkun en dipleri. Güzel bir site. Şimdi eğer özellikle uzayla da ilgili birisiyseniz yıldızlarla da ilgileniyorsunuzdur. Bu sitenin olayı da sizi yıldızlar arasında bir tura çıkartmak. Şimdi gördüğünüz gibi koskoca bir evrende başlıyoruz. Biraz uzaklaştırmak istiyorum bunu. Buna ne deniyor demin değil. Samanyolu galaksisi olabilir mi bu? Çok uzayla ilgiliyim dedim ama demek ki çok da değilmişim. Neyse şu ortalara doğru mesela yumulalım. Şuradan yaklaştırmak istiyorum çünkü ya şunun animasyonuna bakar mısınız ama gerçekten çok iyi bak. Yaklaşışına bak. Animasyonu falan çok iyi. Aha güneş var burada bir tane. Ha güneş galaksisine geldik. Yalnız iyi bulmuşum. Güneş galaksisi. Güneş şeysi. Güneş solar sistem. Solar sistem işte. Ona geldik. Şimdi ben dünyayı bulmaya çalışacağım buradan. Biraz sıkıntılı olabilir çünkü uzağız. Ha sıkıntılı olmayacak çünkü zaten bunu evrenin ortasına, odağına dünyayı koymuş zaten. O yüzden kolay olacak gibi. Yaklaştıralım.
İşte güneş. Ne kadar yaklaşıyor en fazla? Bu kadar. Şimdi bir tur al diyor. Hemen bir tura çıkalım şimdi. Şu an güneşteyiz. This is the sun, our home star. Bu güneş diyor işte, bizim evimizin yıldızı diyor. Evimizin yıldızı, o padişahımız. İşte İngilizce görüyorsunuz, hani onları siz kendi çevirirsiniz. Böyle bir site aslında. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Kullanışlı mı? Kullanışlı. Özellikle de hani uzayla ilgiliyseniz kesinlikle size sarar bu. Çok iyi bir site diyebilirim. Her neyse, bugünlük bu kadar önereceklerim. Elimden geldiğince güzel siteler bulmaya çalıştım. Ama internetteki en saçma, en absürt siteleri size sunmaya çalıştım bu videoda. Çünkü gerçekten böyle komik ve hoş, eğlenceli siteler var. Bunları da görün istedim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanala abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Videoyu beğenmek isterseniz mutlu edersiniz. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bye bye.